Merhaba Shift Denet'le izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Samsung'un en yeni ve en iddialı akıllı telefonu Amiral gemisi Galaxy Note 10 Plus'ı detaylı bir şekilde inceliyoruz. Ayrıca Galaxy S10 Plus ve Note 9 gibi modellere göre nasıl artılarla beraber geliyormuş, 11.399 TL'lik fiyata gidiyor muymuş, kısacası pek çok konuya bu inceleme videosunda değineceğiz. Şimdi gelin başlayalım. Samsung'un en yeni ve en iddialı akıllı telefonu Galaxy Note 10 ailesi agresif bir şekilde yenilendi. Biraz geçmişe gidecek olduğumuzda Samsung Galaxy Note 9'a gittiğimizde Note 8'den sonra tasarımsal anlamda Note 9'un agresif bir şekilde yenilenmediğini görüyoruz. Note 9 çok sevildi, çok beğenildi ama teknik özellik tarafındaki geliştirmelerle beğenildi. Tasarımsal anlamda Note 8'in biraz daha makyajlanmış cihazıydı. Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus modellerinde tasarım da ciddi anlamda yenilenmiş durumda. Galaxy S10 Plus ile başlayan yeni Samsung tasarımını Note ailesine uyarlanmış hali diyebiliriz Galaxy Note 10 için. Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'a baktığımızda S10 Plus'ın, S10'un notlaştırılmış versiyonu diyebiliriz. Yani S10'lardan bağımsız bir Note 10 modeli diyemeyiz. Özelliklerin pek çoğu benzer ama Galaxy Note 9 ile kıyasladığımızda gerçekten ciddi iyileştirmeler içeren bir Note modeli diyebilirim. Samsung Galaxy Note ailesinde bir diğer farklılıkta artık Galaxy Note tek bir model olarak çıkmayacak. Note 8'e, Note 9'a ya da daha önce ilk çıktığında Note 2'ye, Note 3'e baktığımızda hep bir model çıkıyordu. Fakat Samsung Galaxy S ailesinde olduğu gibi artık bir Note modeli, bir de Note 10 Plus modeli olmak üzere iki farklı modelle beraber piyasaya çıktı. Biz de bu videoda Galaxy Note 10 Plus modeliyle karşınızdayız. Ayrıca Note 10 Plus'ı ve Note 10'u daha önce kutusundan çıkarmıştık. Ön inceleme videosunu da yapmıştık. O videoları da YouTube kartlarından izleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz fiyatı Türkiye'de alabileceğiniz renk seçenekleriyle beraber incelememize başlayalım. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus arasında fiyat farkı kadar teknik özellik farklılıkları da göze çarpıyor. Ülkemizde 11.399 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Galaxy Note 10 Plus, 9.399 TL fiyat etiketine sahip Galaxy Note 10 modeline göre daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü bir ekran, 12 GB RAM, microSD kart girişi, TOF kamera ve daha büyük batarya gibi farklılıklar sunuyor. Note 10 Plus ülkemizde 3 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkıyor. Bunlardan biri degradeli, arka renk tasarımına sahip Aitos'u grisi, diğer ikisi sabit renklerle beraber gelen beyaz ve siyah olan modeller. Şimdi Galaxy Note 10 Plus incelememize tasarımla başlıyoruz. Galaxy Note 10 Plus gerçekten oldukça şık bir akıllı telefon ve bu şıklığı gerçekten komple bir ekran deneyimi, tam bir ekran deneyimiyle bizlere sunuyor. 6.8 inç büyüklüğünde sonsuz O şeklinde bir ekranla bizlere geliyor ve bu ekran sanki avucunuzun içinde bir telefon değil, sadece ekran tutuyormuş deneyimini sizlere veriyor. 6.8 inç boyutundaki sonsuz O ekran sayesinde hem çentik bulunmuyor hem de kenarlara doğru kıvrılan çerçevesiz tasarımla beraber %90'ın üzerindeki ekran kasa oranı sayesinde görüntüyü avucunuzda görüyorsunuz. Galaxy Note 10 Plus'tan sonra çerçeve konusunda iddialı pek çok telefonun ekran kasa oranını beğenmeyebilirsiniz. Hatta %85-90 ekran kasa oranına sahip telefonlar bile ya bu neymiş diyecek dedirtiyor sizlere. Gerçekten tamamen ekrandan ibaret bir tasarım var. Tabi bunun küçük dezavantajları da var. Mesela ben henüz bir kılıf bulamadım ve kılıf bulamadığım için telefonu biraz ürkek bir şekilde kullanıyorum. Çünkü telefon hem sadece ekrandan oluşuyor hem telefonu taşırken ekrana dokunmak istemediğiniz zamanlarda telefonu taşıyacak bir yer yok. Çünkü altta ekran boşluğu yok, üstte yok. Yanlar zaten hem kıvrımlı ekran. Kısacası özellikle pil testi gibi Geekbench testinde mesela ekrana hiçbir şekilde dokunmamanız gerekiyor ve 7-8 saat sürüyor bu test. Telefonu taşırken sürekli telefonu böyle taşıdım. Gerçekten ekrana bazen yanlışlıkla dokunabiliyorsunuz. Telefon yere düştüğünde kırılmasın diye iyice hassas kullanmanız gerekebiliyor. Bu tip durumlarda içiniz rahat rahat telefonu kullanmak istiyorsanız bir kılıfla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, telefonu kılıfla kullanın tavsiyesinde bulundum ama bu telefonun sağlam olmadığı anlamına gelmiyor. Telefon hem önde hem arkada Corning Gorilla Glass 6 cam kaplamasıyla beraber geliyor. Hem de oldukça sağlam, en iddialı alüminyum kasayla beraber geliyor. Yani hem çerçeveler hem de genel kasanın içi alüminyum kasa. Telefon malzeme kalitesi anlamında günümüzün en iddialılarından bir tanesi. Sağlamlık ve şıklığı bir araya getiren bir model olmayı başarıyor.
Tasarım tarafında Note 9'a göre ciddi değişimler geçiren Samsung Galaxy Note 10, S10 Plus'ın Note ailesine uyarlanmış hali diyebiliriz. 3.5 mm'lik jack'ı kaldıran Samsung, Note 10 Plus modelinde sadece USB Type-C portuna yer veriyor. Dahili stereo hoparlöre sahip olan Galaxy Note 10 Plus'ın ikinci hoparlörü ise yukarıdaki SIM ve microSD kart tepsisinin yanındaki boşlukta yer alıyor. Ayrıca Galaxy Note 10 Plus'ın tasarımına baktığımızda Aize'yi de göremiyoruz. Aize yerine ekran camından ses iletim teknolojisi kullanılıyor ve telefonla konuşurken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Pek çok kullanıcı sesle ilgili yorum yazıyor. Deneyimleri de hemen paylaşmak istiyorum. Çünkü yoğun bir şekilde Note 9'da kullandım, S10 Plus'da kullandım. Diğer modelleri de kullandığım için aradaki farklılıkları söyleyebilirim. Galaxy S10 Plus'a göre S10 Plus'ta ahizedeydi ikinci hoparlör ve doğrudan size bakıyordu. Yani bir alttan sağa doğru bakan bir hoparlör, bir de ahizeden size bakan bir ikinci hoparlör vardı. Bu modelde ise alttaki birinci hoparlör sağa bakıyor, bu hoparlör de dışarı bakıyor. Yani elinizle tuttuğunuzda, oyun oynadığınızda ya da film izlediğinizde surround efektini daha başarılı bir şekilde hissedebiliyorsunuz Note 10'da. Ayrıca elinizle hoparlör ızgaralarını çok da kapatamıyorsunuz. Genellikle illa bir yerde boşluk oluşuyor. Yanda olması bence daha mantıklı olmuş. Galaxy Note 10'un dahili hoparlörünü S10'la kıyasladığımızda bu çevresel efektin ve bas mid seslerin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama size bakan hoparlör, S10'daki size bakan hoparlör artık size bakmadığı için sizi bir tık daha boğukmuş gibi hissediyorsunuz. Güç butonunu eskiden sağ tarafa koyan Samsung, Galaxy Note 10 modelinde Bixby butonunu kaldırarak ses kısıp açma ile güç butonunu sol tarafta konumlandırmış. Genel kullanım standartlarının dışında bir konumlandırma olduğu için İlk başta bu kombinasyona alışmanız gerekiyor. Tasarım demişken ekrandan parmak izi ve yüz tanıma özelliklerine değinmeden de olmaz. Galaxy S10 ailesinde ultrasonik parmak izi okuyucusu vardı. Bu ultrasonik parmak izi okuyucusu gerçekten iyi ve performanslı çalışıyordu. Galaxy Note 10'da bu biraz daha hızlandırılmış, güzel bir deneyim sunuyor. Özellikle bir güncelleme geldi hemen kutudan çıkar çıkmaz. Güncellemeden sonra biraz daha hissin iyileştirildiğini söyleyebilirim. Galaxy S10'a göre de parmak izi okuyucusu ekranı biraz daha üst kısmına çıkartılmış ve gerçekten hızlı bir şekilde parmak izi okuyucusu çalışıyor. Hatta yüz tanımaya bile gerek kalmadan o kadar hızlı ve stabil bir şekilde çalışıyor ki parmak izi okuyucusu, gerçekten yüz tanımaya bazen gerek bile duymuyorsunuz. Ve hemen yüz tanımadan da bahsedelim. Yüz tanıma tek kamerayla beraber güzel bir şekilde çalışıyor. Özellikle düşük ışıklarda, yetersiz ışığın olduğu yerde de ekran kendi ışığını açarak yine yeterli ışığı buluyor ve karanlıkta bile yüzünüzü hızlıca algılayıp telefonu açıyor. 196 gram ağırlığında ve 7.9 mm inceliğinde olan Galaxy Note 10 Plus, 6.8 inçlik ekranı ve sunduğu özellikleri bir araya toplarsak tasarım anlamında başarılı bir akıllı telefon olmayı başarıyor. Evet arkadaşlar, elimde tutmuş olduğum telefon sadece 7.9 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında. Tüm bu özellikleri ve 6.8 inçlik ekranı bir araya topladığımızı düşünürsek bu çerçeve oranlarıyla gerçekten Samsung güzel bir mühendislik ve işçilik örneği yapmış. Tek elinizle kullanabildiğiniz, rahat bir şekilde kullanabildiğiniz, günlük hayatta 6.8 inç ekran boyutunu size sıkıntı çıkartmadığı ve şık bir telefon olarak Galaxy Note 10 Plus karşımızda. Ve bunları yaparken de IP68 gibi suya karşı ve toza karşı koruma, dahili çift hoparlör, ekrandan parmak izi okuma, yüz tanıma, kablosuz şarj ve kablosuz şarj paylaşımı gibi pek çok özelliği de yine bu telefon tasarımsal anlamda sizlere sunuyor. Keşke 3.5 mm'lik jack girişi olmaya devam etseymiş. Samsung zaten yıllardır diğer markaların aksine telefonların 3.5 mm'lik jack'ı tutmaya devam ediyordu. Bu modelde kaldırmayı tercih etmiş. İncelik açısından 3.5 mm'lik jack pek bir zarar getireceğini düşünmüyordum ama kaldırmayı tercih etmiş. Artık pek çok kullanıcıyı Bluetooth mikrofonlara doğru yönlendiriyorlar. Ama video çekerken kablolu kulaklık takma açısından gerçekten bize kolaylık sağlıyordu. Kutu içerisinden de 3.5 mm'lik dönüştürücünün çıkmadığında tekrardan hatırlatayım. Şimdi Galaxy Note 10 Plus'ın ekranından biraz daha bahsetmek istiyorum. Evet, ekranından bahsettik. Tasarım anlamında sonsuz O ekran dedik. Yani Infinity O ekranla beraber geliyor. 6.8 inç büyüklüğünde. Peki bu ekranın arkasındaki teknolojiler nedir? Nasıl bir deneyim sunuyor? Şimdi biraz da ona bakalım. Dinamik AMOLED yapısındaki ekran HDR10 Plus desteğine sahip. 1440'a 3040 piksel çözünürlüğündeki ekran 19'a 9 görüntü oranına sahip. Bu sinematik ekranın piksel yoğunluğu ise
498 ppi. Ekran deneyimi Galaxy S10 Plus modelindeki gibi oldukça başarılı, hatta daha da geliştirilen çerçeve deneyimi ve artan büyüklükle beraber sizi daha da sarmalayan bu başarılı ekran Note 10 Plus'ın en iyi yanı diyebilirim. Evet, Galaxy Note 10 Plus'ın tasarımıyla beraber ekranı da en iddialı olduğu konulardan biri. Gerçekten piksel yoğunluğu olsun, görüntü kalitesi olsun, güneş altında başarılı bir şekilde kullanabiliyor olmanız olsun, ekran deneyimi ve tasarımı gerçekten başarılı. Peki Galaxy Note ailesinin en önemli özelliği ne diyecek olursam sizin cevabınız ne olurdu? Tabii ki de S Pen olurdu. Peki Galaxy Note 10 S Pen ile beraber bizlere ne gibi yenilikler sunuyor? Gelin biraz ona yakından bakalım. Galaxy Note ailesini daha da farklı kılan S Pen özellikleri Note 9'a göre daha da geliştirilmiş. Destekli uygulamalarla beraber S Pen ile telefonu, uygulamaları uzaktan kalem ile kontrol edebiliyorsunuz. Galaxy Note 9'da hayatımıza giren Bluetooth destekli S Pen, Galaxy Note 10'da daha da geliştirilerek hareketlere göre de telefonu yönetme imkanı bizlere sunuyor. Örneğin galeri uygulamasında sağa ve sola doğru hafif bir sallama hareketiyle önceki veya sonraki fotoğrafa geçebiliyorsunuz. S Pen'i saat yönünde veya saatin tersi yönünde hareket ettirerek kamera açısını değiştirebilirsiniz. Ses kısıp açmak için ellerinizi yukarı hareket ettirerek sesi yükseltebilir, ellerinizi aşağı hareket ettirerek sesi azaltabilirsiniz. Ses düğmelerine dokunmanıza gerek kalmıyor. Galaxy Note 9'da olduğu gibi S Pen üzerindeki tuşla beraber uzun bastığınızda hangi uygulamayı çalıştırmasını istiyorsanız bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Örneğin kamera uygulamasını çalıştırmak istediğinizde S Pen bu şekilde ayarlı. Üzerindeki butona basılı tuttuğunuzda doğrudan kamera uygulaması açıldı. Bir kere bastığınızda fotoğraf çekebiliyor ya da bunların ayarlamalarını da kendiniz yapabiliyorsunuz. İki kere bastığımda mesela arka kameraya geçiş yaptı. İki kere bir daha bastığımda bu sefer ön kameraya geçiş yapabildi. Hareketleri de işin içine soktuğunuzda bu sefer kamera açılarını değiştirebiliyorsunuz. Daha da farklı özellikleri bir arada konumlandırabiliyorsunuz. Tabii uygulamaların destekleri de artacak. Mesela bir sunum yaparken Pointer gibi kullanabileceksiniz S Pen'i. Gerçekten yeni gelişmeler güzel. Yazı hissinden çok bahsetmeyeceğim. Zaten Galaxy Note 8'de, Note 9'da, hatta daha da geriye gidelim, Note 5 kullanıcısı bile çok güzel bir şekilde kalemle yazı yazabiliyordu. Artık ben Galaxy Note ailesiyle ilgili bir inceleme yaparken yazı yazma kalitesinden bahsetmiyorum. Zaten yıllardır Galaxy Note serisiyle çok güzel bir şekilde yazı hissine sahiptiniz. Bu sefer kalemdeki tasarımsal değişikliklerle beraber kalemi daha uzun süreli tutabiliyorsunuz. Kalemi daha rahat tutabiliyorsunuz ve ekrana dokunma hissindeki artışlarla beraber biraz daha güzel yazı yazabiliyorsunuz. Ama S Pen'in en büyük artısı yeni uzaktan kontrol imkanları olmuş. Galaxy Note 10 Plus'ı kullanırken diğer sevdiğim bir özellik ise Windows'a bağlanma imkanı oldu. Ben de bir süredir Windows 10'lu bir bilgisayar kullanıyordum. Hazır bu imkan da varken Windows 10'a bağlanın dedim. Bağlayınca neler olmuş sizlerle beraber bir bakalım. Hızlı başlat ayarında görebileceğiniz Windows'a bağlan butonuyla beraber Windows 10 kullanan bilgisayarınızda Galaxy Note 10 Plus'ı kullanabiliyorsunuz. Ama aynı Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerektiğini de hatırlatayım. Windows 10'daki telefonunuz uygulamasından Galaxy Note 10'un ekran yansımasını telefonunuzu açmadan bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyor ve telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Ayrıca galerideki fotoğrafları görüntüleyip mesaj gönderip bildirimlerinize de ulaşabiliyorsunuz. Windows 10 kullanıcıları için güzel bir fırsat. Özellikle telefonunuza gelen bildirimleri doğrudan Windows'a gelen bir bildirimmiş gibi görebiliyorsunuz. Bu da gerçekten en güzel yanlardan biri. Şimdi dilerseniz Samsung Galaxy Note 10'un donanım performansını, donanım iyileştirmelerini bir göz atalım. Elimde tutmuş olduğum telefon 12 GB'lık RAM kapasitesine sahip. Ayrıca Exynos 9820 yerine Exynos 9825 işlemcisiyle beraber geliyor. Bu işlemci bakalım neler yapabiliyor. Samsung Galaxy S10 modellerinde kullanılan 8 nanometre teknolojisiyle üretilen Exynos 9820 işlemcisine göre 7 nanometre teknolojisiyle üretilen Exynos 9825 termal anlamda biraz daha iddialı. Samsung Galaxy Note 10 Plus 12 GB RAM ve UFS 3 tabanlı 256 GB dahili depolamayla beraber geliyor. Tabi 512 GB'lık depolama versiyonunu da satın alabiliyorsunuz. Ayrıca microSD kartla beraber hafızayı 1 TB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. 7 nanometre teknolojisiyle üretilen Exynos 9825 işlemcisi toplamda 8 çekirdekli yapıda. Bu çekirdeklerin ikisi 2.73 GHz'inde çalışan Mongoose M4
Diğer ikisi ise 2.4 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A75, diğer 4 çekirdek ise 1.9 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A55 mimarisine sahip. İşlemci frekanslarında en üst performans ve düşük güç tüketim çekirdeklerinde bir değişiklik bulunmuyorken 2.4 GHz hızındaki 2 adet A75 çekirdeğinde 90 MHz'lik bir saat hızı artışı meydana geliyor. Galaxy Note 10 Plus'taki Exynos 9825 işlemcisinde grafik birimi olarak Exynos 9820 ile aynı grafik işlemcisi, yani Mali G76MP12'nin kullanıldığını görüyoruz. Performans anlamında kullanıcıların hayatını en çok etkileyecek geliştirme 12 GB'lık RAM. 12 GB RAM ile beraber gerçekten pek çok uygulama arasında geçişte biraz performans farkı hissini yaşayabiliyorsunuz ama günümüzde 8 GB da oldukça yeterli bir miktar. Şimdi dilerseniz Galaxy Note 10 Plus'ın performans değerlerine yakından bakalım. Sentetik testlerde neler yapabiliyormuş, ayrıca termal anlamda başarıları da neymiş? Bir yakından bakalım, daha sonra PUBG oynayacağız. İlk testimiz Geekbench. Geekbench'te tek çekirdek skoru 4541, çoklu çekirdek skoru ise 10582. Galaxy S10 Plus'a göre çok çok az da olsa ufak bir artış söz konusu. Özellikle tek çekirdek performansı biraz da iyileştirme gözüküyor. Bir diğer testimiz ise grafik performansına baktığımız GeForce Bench. GeForce Bench'te Manhattan 3.1'de kendi ekran çözünürlüğünde 39 FPS aldığını görüyoruz. Kendi ekran çözünürlüğünde değil, off-screen modda Full HD'de aldığımızda ise 72 FPS aldığını görüyoruz. Diğer testlerde Manhattan'ın S3.0 versiyonunda kendi ekran çözünürlüğünde 57 FPS, off-screen modda 111.1 FPS gibi iddialı değerlere çıktığını görüyoruz. Ayrıca T-Rex sonuçlarına baktığımızda ise kendi ekran çözünürlüğünde 60, off-screen modda ise 171 FPS aldığını görüyoruz. Bir diğer testimiz Antutu. Antutu'da 349.128 puan alıyor. Gerçekten Snapdragon 855 seviyesinde bir puan. Tabi hızlı RAM modülleri, özellikle 12 GB'lık hızlı RAM, UFS 3 destekli depolama birimi ve optimize edilmiş işlemciyle beraber bu skorları alabiliyor. Gerçekten baktığımızda performans modunda aldığını da söyleyelim bu testleri. Bu skorlar güzel skorlar. Galaxy S10 Plus'ta bu rakamlar 330.000 seviyesindeydi. Burada 349.000-350.000 seviyesine gelmiş. Antutu'da puan farkı daha da göze çarpıyor. Son testimiz ise CPU Throttling Test. Burada termal anlamda işlemcinin dinamiklerine bakıyoruz. %79'da en yüksek performansı veriyor. %21 seviyesinde bir kayıp var. Daha iyi olabilirdi termal anlamda. Tabii yazılım güncellemeleriyle beraber daha iyi hale de gelebilir. Çünkü işlemci biraz yeni, telefon yeni. Yazılım güncellemeleriyle beraber hem performans hem de termal optimizasyonlar daha da yüksek seviyeye gelebilir. Ama Exynos 9825'in termal anlamdaki avantajını ben çok fazla göremedim. Galaxy Note 10 Plus gerçekten performanslı bir akıllı telefon. Özellikle PUBG gibi yoğun sistem gücü isteyen oyunlarda gerçekten akıcı, iyi bir performans sunuyor. Oyunu oynadıkça oynayın. Hatta ben şarjdayken de oynadım. Hatta 3. 4. oyunlarda bile termal anlamda bir sorun çıkartmıyor. Isınıp performans düşüşü de yapmıyor. Anlık takılmalar da yaşamıyorsunuz. Gerçekten performanslı bir şekilde oyunları oynayabiliyorsunuz. Telefonun ısıyı size hissettiriyor olması telefonun çok ısındığı anlamına gelmiyor. Kullanılan materyal ve incelik de burada önemli. Telefonun önü ve arkası cam. Yanlarında da incecik bir alüminyum kasayı görüyorsunuz. Ayrıca telefonun içerisinde bir işlemci soğutma sistemi de var. Bu işlemci soğutma sistemi işlemci bloğundaki ısıyı kasaya hızlı bir şekilde yayıyor ve bu da işlemciye ek bir soğutma sağlıyor. Bu yüzden kasadaki ısıyı siz daha çok hissediyorsunuz ama kasa ısınıyor diye telefonun işlemcisi inanılmaz ısınıyor anlamını çıkarmayın. Günlük performansı etkileyen, törpüleyen bir durum söz konusu değil. Ve şimdi herkesin merak ettiği kamera kısmına gelmek istiyorum. Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus kamera kısmında bizlere neler sunuyormuş? Pek çok kullanıcı merak ediyor. Ürünün fiyatı da pahalı. Yani 11.399 TL'lik bir fiyattan bahsediyoruz ve bu fiyatı verdikten sonra kullanıcıların beklentileri olduğundan daha da yükselecektir diye düşünüyorum. İşte bu noktada kamera gerçekten önem kazanıyor. Çünkü insanlar kamerayı yoğun bir şekilde kullanıyor. Her gün selfie çekiyoruz, fotoğraflar çekiyoruz ve bunları sosyal medyaya yüklüyoruz. Bu seviyede bir telefonda bu beklenti daha da yukarı çıkacaktır. Şimdi Note 9 ile kıyasladığımızda Note 9'da Galaxy S9 Plus'taki gibi bir 2x optik zoom yaptığınız bir de normal fotoğraflar çekebildiğiniz 2 tane kamera vardı. S10 ailesiyle beraber bu kamera sayısı 3'e çıktı. Geniş açı eklendi. Elimde tutmuş olduğum Galaxy Note 10 Plus modelinde ise arka tarafta 4 kamera var. Bunlardan 3'ü yine benzer bir şekilde normal kamera, 2x optik zoom yaptığımız kamera ve bir geniş açılı kamera.
Ayrıca şurada görmüş olduğunuz küçük bir sensör var. O da 3D TOF kamera olarak geçiyor. Note 10 modelinde bu 3D TOF kamera yok. Sadece Note 10 Plus modelinde 3D TOF kamera var. Ayrıca ön tarafta da tek kamera bulunuyor. Galaxy S10 Plus'ta önde 2 kamera vardı. Note 10'da bu kamera teke düşmüş durumda. Şimdi dilerseniz bu kameraların detaylarına ve yapabildiklerine bir göz atalım. Ön tarafa bakacak olduğumuzda Galaxy S10 Plus'taki ön taraftaki 2 kamera Note 10 modellerinde tek kamera olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S10 Plus'taki 10 megapiksel çözünürlükteki selfie kamera f1.9 diyafram değerine sahipken Note 10'da 10 megapiksellik ön kamera f2.2 diyafram değerine sahip. Ben uzun bir süre Galaxy S10 Plus'ta kullandığım için, hatta kullanmaya devam ettiğim için ön kamerayla ilgili şöyle bir ek yapmak istiyorum. 10 megapiksellik ana kameralar, ön taraftaki ana kameralar özellik olarak birbirine benziyor gibi gözükse de az önce söylediğim gibi diyaframdaki farklılıklar gece performansında biraz düşüşe yol açmış. Note 10 ile S10 Plus'ın ön kameralarını kıyaslayacak olursak düşük ışıkta biraz daha Note 10'un dezavantajlı olacağını söyleyebilirim. Çünkü diyafram f1.9'dan f2.2'ye çıkartılmış. S10 Plus'taki ikinci kamera sadece derinlik algılamasına yarıyordu ve biraz daha geniş açılı bir lense sahipti. Bunun çok da fazla günlük hayatta negatif bir etkisini hissetmiyorsunuz. Yani iki kamera yerine bir kamera olması ön tarafta hayatınızda bir değişikliğe yol açmıyor. Sadece diyaframın f1.9'dan 2.2'ye çıkması düşük ışıkta biraz daha detayların daha az olması anlamına geliyor. Düşük ışık performansını biraz daha negatif etkilemiş. Şimdi arka kameralara da bakacak olduğumuzda 12 megapiksel çözünürlükteki ana kamera Galaxy S10 Plus ailesinden de aşina olduğumuz gibi f1.5 ve f2.4 değişken diyafram değerine sahip. Lensin açısı ise 27 mm. Kamera tarafındaki pozitif değişikliklerden biri ise telefoto lenste karşımıza çıkıyor. Galaxy S10 Plus'ta f2.4 diyafram değerine sahip olan bu lens Note 10 ailesinde f2.1 olacak şekilde güncellenmiş. 52 mm'lik görüş açısına sahip olan bu lens 2x optik yakınlaştırma ve portre fotoğraflarda kullanılıyor. Özellikle daha düşük ışıklarda Galaxy S10 modellerine göre daha iyi bir performans sunuyor. Bu saymış olduğum ana kamera ve ikinci telefoto lensle de optik imaj sabitleyici bulunuyor. Arka tarafta bulunan üçüncü kamera ise 16 megapiksel çözünürlükteki f2.2 diyafram değerine sahip 12 mm'lik yani 123 derece fotoğraflar çekebilen ultra geniş açılı kamera. Son olarak arka tarafta yer alan 3D TOF kamera sayesinde derinlik algılaması çok daha iyi bir şekilde yapılabiliyor. Bu hem çekilen fotoğraflara hem de videolara yansıyor. Ayrıca portre fotoğraflar gibi Galaxy A80'den de hatırlayacağımız canlı odaklı video özelliğini Note 10 ve Note 10 Plus'ta da arka kamerasında görüyoruz. Şu anda Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın canlı odaklı video denemesini yapıyoruz. Kamerayı, normal kamerayı koyduğumuz yere koyduk ve benletim arka tarafı full olarak çekebiliyor. Başarılı bir şekilde de bunu yapabiliyor. Ayrıca başka efektleri de uygulayabiliyorsunuz. Şimdi kamera deneyimi açısından çektiğim fotoğrafları siz de gördünüz. Samsung Galaxy S10 Plus ile Galaxy Note 10 Plus arasında kamera deneyimi anlamında yazla kış gibi farklılıklar bulunmuyor. Galaxy S10'un benzeri bir performansı Galaxy Note 10'da da almaya devam ediyorsunuz. Özellikle ön kamerada yine 4K video kaydı olması Galaxy S10 ailesinin güzel avantajlarından biriydi. Ve bu da Note ailesine eklenmiş. Benim Galaxy A80'de sevdiğim özelliklerden biri olan canlı odaklı video özelliği Galaxy Note 10'a da geldi. Note 10 Plus'a da geldi. Özellikle 3D TOF sensörle beraber arka tarafı güzel algılıyor, çekiyor. İçerik üretecekler için de güzel bir gelişme. Gerçekten siz de izliyorsunuz. Canlı odaklı videoyla beraber güzel içerikler oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca portre fotoğraf modlarına yeni ekler de yapıldı. Daha güzel efektler uygulayabiliyorsunuz portre fotoğraflara. Ayrıca portre fotoğraflarda en sevmediğim konuların başında arkadaki telefoto lensle fotoğraf çekmekti. Böyle olunca sadece 2x optik zoomlu fotoğraf çekiyormuş gibi oluyordu. Zaten ikinci lenste ana kameraya göre daha kötü performans gösterdiğinden kötü bir portre fotoğraf deneyimi yaşıyordunuz önceki modellerde. Galaxy Note 10 ile beraber artık ana kamera açısıyla da portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ve bu uyguladığınız fotoğraf efektlerini gene aynı zamanda değiştirebiliyorsunuz. Birinci kamerayla da ikinci kamerayla da portre fotoğraflar çekilebiliyor. Bu konuda da iyileştirmeler yaşanmış. Video tarafında da ön kamera 4K video çekebiliyor. Arka kamerada 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. Ayrıca bunda süre sınırlandırması da yok. Canlı odaklı video kaydı yeni bir özellik olarak hayatımıza giriyor. Bu özelliği içerik üreticileri özellikle çok severek kullanacak. Gerçekten güzel bir şekilde bu işlemleri yapıyor ve kulağınız mulağınız gibi bazı detaylar da kesilmiyor. 3D TOF sensörle beraber
derinlik algılamasını gayet güzel bir şekilde yapıyor. Video tarafında bir diğer eklenen özellik ise mikrofonla ses yakınlaştırma. Yani ben burada bir video çekiyorum ve videoyu yaklaştırdığımda bu sefer karşı tarafımın sesine daha da odaklanılması istenebilir. İşte bu tip durumlarda üzerindeki stereo çok yönlü mikrofonlar bizim zoom yaptığımız yere doğru yoğunlaşıp oradaki sesi daha da arttırabiliyor. Ayrıca videoda Galaxy S10 ailesinde olduğu gibi sabitleme modunun da bulunduğunu, bunu da tabii Full HD'de çalıştığını söyleyelim. İki tane de optik imaj sabitleme destekli kamerayla beraber yazılımsal olarak süper sabit Full HD videolar çekebiliyorsunuz. Video performansını ben başarılı buldum. Koşarken bile ayağımı baz alarak videolar çektiğimde ayağımı net bir şekilde yakalamaya devam edebildi. Bu kadar anlattın, örnekler gösterdin. Ben hala kamerayla ilgili ne olduğunu anlamadım diyecek olursanız onun için de hızlıca bir özet geçeyim arkadaşlar. Samsung Galaxy S10 Plus'ın kamera özelliklerine ufak iyileştirmeler ve yeni özellikler eklenmiş. Özellikle canlı odaklı video özelliği gerçekten iyi bir özellik olarak ekleniyor. Yazılımsal iyileştirmelerle beraber gece performansı daha da iyileştirilmiş ama hala geceleri daha iyi fotoğraf çektiğini düşündüğüm telefonlar mevcut. Ve Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın bataryasıyla ve şarj özellikleriyle incelememizin son kısmına gelelim. Pil önemli. Bu kadar para verip bir telefon alıyorsunuz. Bir sürü özellikleri var ve telefon artık hayatımızın olmazsa olmazı. Ödemelerimizi oradan yapıyoruz. Hayatımızdaki iletişimi, insanların ne yaptığını ve diğer tüm işlerimizi oradan organize ediyoruz. Pek çok noktada telefonun şarjı bizim için önemli. Hem hızlı şarj olması lazım hem de pil ömrünün iyi gitmesi gerekiyor. Galaxy Note 10 Plus'ta 4300 mAh'lik bir batarya var. Yani Galaxy S10 Plus'a göre bataryası biraz da artırılmış. Ayrıca işlemci 7 nanometre olduğu için güç tüketiminde de biraz iyileştirmeler var. İlk önce bataryanın bizlere nasıl bir deneyim sunduğundan bahsedelim. Testte 4270 puanı aldı. İyi bir puan bu, kötü bir puan değil. Puan benim için bir şey ifade etmiyor diyebilirsiniz. O konuda haklısınız. Peki bu telefon ekran açık süresi anlamında ne sunuyor diyecek olursanız hemen bu yaptığım testte ekran açık süresi 7 saat 7 dakikaydı ki bu gerçekten iddialı bir değer. İyi pil performansına sahip, hatta amiral gemisi olup en iyi pil performansına sahip olan telefonlarda genelde 7 saat 10 dakika arası performans gösterebiliyordu. Galaxy Note 10 Plus'ın pil performansını gerçekten beğendim. Günlük kullanırken de pili hemen bitmiyor. Normal deneyimlerimizde de performans testlerinde de 7 saat 7 dakika gibi ekran full açık ve bağlantılar açık bir şekilde ekranda test yapılırken, telefonda test yapılırken bu skor alıyor. Yani siz günlük kullanımda 8 saat 9 saat ekran açık sürelerini yakalayabilirsiniz. Bu da 2 günlük bir kullanıma neredeyse tekabül edebiliyor. Bu kullanım alışkanlıklarınıza göre değişir. Yani PUBG oynayan bir insan sürekli PUBG oynuyorsa şarjını daha erken bitirir. Ama normal günlük kullanım için gerçekten iyi değerler diyebilirim. Bir günü çok rahatlıkla Galaxy Note 10 Plus'la çıkartabiliyorsunuz. Samsung Galaxy Note 10 Plus 25 Watt'lık bir adaptörle beraber geliyor. Bu 25 Watt'lık hızlı şarj adaptörü telefonu hızlı bir şekilde şarj ediyor. Ayrıca 45 Watt'lık bir şarj desteği de var ama bu adaptörü ek olarak satın almanız gerekiyor. Şimdi dilerseniz ekranda siz de görüyorsunuz 25 Watt'lık adaptör telefonu ne kadar şarj ediyormuş. Hemen bir o rakamlara bakalım. Samsung Galaxy Note 10 Plus ilk 10 dakikada %24, 23 dakikada %52 şarj olmayı başarıyor. 30 dakikada ise yani yarım saatte %67 şarj oluyor. Galaxy Note 10 Plus'ın tam şarj olma süresi ise 1 saat 3 dakika. Yani 25 Watt'lık bir adaptöre göre hızlı şarjın iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şimdi baktığımızda 40 Watt'lık da adaptörler var. Hatta 45 Watt opsiyonu da var Galaxy Note 10 Plus'ta. 45 Watt'lık adaptöre her zaman gerek var mı diye düşündüğünüzde bence yok. Normal bir kullanıcı için bu rakamlar iyi gibi gözüküyor. Son olarak Samsung Galaxy Note 10 Plus'ta Galaxy S10'larda olan şarj paylaşım özelliği ve kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. 15 Watt'lık hızlı kablosuz şarj desteği var. Ayrıca kablosuz şarj paylaşımıyla beraber hem saatinizi hem kulaklıklarınızı hem de başka bir kablosuz şarj destekli akıllı telefonu şarj edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy Note 10 Plus incelemesinin sonuna geldik. Ufak bir yorumla toparlayacak olursam görüşlerim. Ben Galaxy Note 10 Plus'ı beğendim. Zaten Samsung Galaxy Note ailesini uzun bir süredir S serisini çıkarttıktan sonra mevcut S serisinin özelliklerini Note özelliklerini bir araya getirip harmanlayıp yeni bir Note ailesi olarak karşımıza çıkartıyor. Nasıl Galaxy S9 Plus ile Note 9 arasında çok büyük farklılıklar yoksa S10 Plus ile de Note 10 Plus arasında çok büyük farklılıklar yok. Benzer özellikleri taşıyan benzer nesli telefon
telefonları olarak karşımıza çıkıyor. Note 10'u Note 9 ile kıyaslarsak fark büyük. Note 10'u S10 Plus ile kıyaslarsak fark günlük hayata yansıyacak kadar yüksek değil, büyük değil. Bunu da söyleyelim. Aradaki fiyat farkı biraz fazla. Çünkü Galaxy S10 Plus geldiğinde vergi sistemi daha farklıydı. Galaxy Note 10'lar çıktıktan sonra vergi sisteminde bazı değişiklikler vardı. Bunlardan da etkilendi. Mesela Galaxy A80 Samsung'un bu fiyatlandırmayla gelen ilk telefonuydu. Ondan sonra da Note 10 Plus'ın Galaxy A80'in fiyatlandırması böyle olacaksa Note 10 Plus'ın zaten 10.000 ve üstü olacağını tahmin ediyorduk. Fiyatlandırma bu şekilde oldu. Tabii ki de güncel fiyatlarla Galaxy S10 Plus hala avantajını koruyan bir amiral gemisi. Baktığınızda hala benzer deneyimleri Galaxy S10 Plus'la da alabilirsiniz. Ama alamayacağınız şeyler de var Galaxy S10 Plus'la. Mesela bir S Pen deneyimini yaşayamayacaksınız. Ya da daha önceki Note modellerinden daha farklı, tamamen ekrana sahip bir telefonla not alabileceksiniz. Bu kalemi pointer olarak da kullanabileceksiniz. Pek çok farklı güzel özellikleri de var. Ama dediğim gibi bu biraz da bütçe meselesi olarak dikkat çekiyor. Evet arkadaşlar, siz de yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için değerli. Galaxy Note 10 Plus hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii videoyu beğenip paylaşmayı da unutmazsanız seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.